بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب أي الإسلام أفضل؟ evet, باب ينقنس يعني أي الإسلام أفضل يعني إسلام عمل هانجي أعمال، دهفازيل أي الإسلام يعني أي أعمال الإسلام؟ ala takdir mudafin yapıyoruz. Burada bir mudaf e, mukadder yapıyoruz. Yani eyyü e'malil i̇slami eftaluh. İslam dininde hangi amel daha faziletlidir konusu. 11. hadise geldik. An Ebi Musa el-Eş'ari radıyallahu ta'ala anhum. Allah ondan razı olsun. Ebi Musa şeyden rivayet edilmiş bu hadis. Kale Ebi Musa şey diyor ki Kalu sahabeler dediler Ya Resulallah Ey Allah'ın elçisi eyyül İslamı efdalu. Yani eyyü e'malil İslamı efdalu. İslam dininde hangi ameller daha faziletlidir? Kale, bunun cevabına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men selimel muslimune min lisanihi ve yedihi. Men o kimse ki selimel muslimune Müslümanların güvende olduğu min lisanihi dilinden ve yedihi ve elinden. Dil ve elden kasıt daha önceki hadise de belirttiğimiz gibi sadece hani bu e, aza ağza organ olan dil ve el kastedilmiyor. Yani dilden ve eller, el, el, elenden, yani zarar, meydana gelecek her şey. Fiiller, ondan sonra sözler ne olursa olsun hiçbir şekilde e, Müslümanlara zarar vermeyen kişiyim. Demek ki İslam dinde en fazit amel, a, 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 amel budur. Hiçbir şekilde Müslümanlara e, zarar vermemektir. Evet. Özellikle mesela e, dili zikrediyor. Çünkü e, birçok e, kötülüğün Mesela e, sebebi dildir, o yüzden dilinden hiçbir şekilde zarar e, Müslümanlara gelmiyorsa ve e, elde e, bu amel, e, ameli e, dur meselelerde de e, genel olarak hep el olduğu için o yüzden genel olanları zikretmiş burada. Ama buradan kasıt umumi manadır yani ya. yani e, hiç, hiçbir şekilde sözsel, fiilsel ve ameli olarak. Müslümanlara zararı dokunmayan ve bu konuda Müslümanların kendisinden güvende olduğu kişi. işte onun bu davranışı e, İslam dininde en fazileti amellerdendir. Şerhül el Hadiste geçen lafızların e, açıklaması. Hadiste mesela "Eyül İslami Efdalu ifadesi geçti. Bunu açıklayalım. Yani ey açıklıyor. Eyyü şuabil İslami Efdalu. İslam dininde hangi şubeler daha faziletlidir. Yani bir de ifadeyle ve ayu a'malihi İslam dinindeki hangi amel ahabbu indallahi? Allah katında daha sevimlidir. Allah'ın daha çok hoşuna gider. Evet. Hadiste men selimel muslimun ifadesi geçti. Ne demek men selimel muslimuna Ey men lem yasil ilel muslimin min şerj lisanihi ve yedihi şey'un. Yani Müslümanlara ee, dilinin ve elinin kötülüğünden e, herhangi bir şey e, ulaşmamış evet menlem yasir ulaşmamış ilel müslimine müslümanlara min şerri lisani ve yedi. dilinin ve elinin şerrinden müslümanlara herhangi bir şey e, şeyun minel eza eziyet verici herhangi bir şey müslümanlara ulaşmamış anlamında ve fihi beyanu ve burada şöyle bir açıklama var beyanu alametil müslimi Müslümanın alameti nasıl olması lazım? Müslüman nasıl tanınması gerekiyor? Kamil bir Müslüman nasıl olması gerekiyor? Onun e, e, belirtisi, onun alametini beyan ediyor bu hadis-i şerif. ''Ellezi o Müslüman ki yüstedellü biha'' e, onunla böyle gösteriliyor ''ala islamihi sadıki'' yani e, ''yüstedellu'' gösteriliyor ''biha'' o alamet ile ala o Müslümanın e, İslamına onun e, İslamında sadık oluşuna Müslümanlığında sadık oluşuna e, oluşunu gösteren o alamet. Ve he, e, o alamet de işte şudur. Selametül Müslümine Müslümanların selamette olmasıdır. Min lisanihi, o kişinin e, dilinin şerrinden bir de o şerri yedihi ve elinin şerrinden güvende olduğu. Bir de ve sairi durubil eze ve diğer eziyet çeşitlerinden Müslümanların e, güvende olduğu e, kişidir. Taudiyun ve beyanun. O zaman burada müsherri bu ifade de gösteriyor ki demek ki hadis-i şerifteki e, şu ifade e, orada da ala takdim mudafın. Min lisanihi yani ey şöyle bir harf atabiliriz ey yani min e, şerri e, lisanihi ve yani ha yani o dilinin ve elinin şerrinden Müslümanların güvende olduğu e, kişiyim o davranışı işte e, İslam dinde en faziletli davranışlardan bir tanesidir. Tavdihun ve beyanun. Tavdih ben ikisi at tefsir yani açıklama. Hâzâ yani bu hadisi şerif ke te'ekidil hadîthi sâbiqi. Önceki hadis için te'ekid e, hükmündedir. Enne efdalel müslimîn indallâhi. Allah katında Müslümanların en faziletlisi من تخلص الناس insanların kurtulmuş olduğu min azahu eziyetinden ve dararihi ve zararından kurtulmuş olduğu kişidir. O eziyet vermesi bir lisanı ister dilli olsun ev ister eli olsun fark etmez. İşte insanların bir kişinin dilinden ve elinden gelecek zarardan kurtulduğu kişi ve huwa ukşi al muslimu sadık bir müslümandır. Ellezî o sadık müslüman ki cema cem etmiş bir arada bulundurmuş beyne edâi hukûkillâhi Allah hakları ile ve 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 kul, haklarını bir arada cem etmiş yani hepsine de riayet etmiş. Feleysel İslamu İslam sadece şu değildir. Mücerrede edâi şâiri salat namaz e, e, şiarlarını eda etmek sadece İslam bu değildir ve ibadeti lillah sadece Allah'a kulluk değildir yani Allah'a ibadet etmek yani İslam sadece bu değildir ve sair erkan İslam ve İslam'ın diğer hükümleri olan e, hac, zekat, oruç yani İslam sadece bunlar değildir. Belhuve bilakis İslam aynı zamanda bunlarla birlikte şudur da men selimel müslimune min şerri lisanihi ve şerri yedihi İslam odur ki eğer Müslümanlar senin dilinin şerrinden ve elin şerrinden e, korunmuş olmalardır yani bunlarla birlikte. Hadis-i şerifte özellikle dil e, zikredildi ve hassal lisanı bi zikri özellikle e, lisanı zikretti. Lianne çünkü o dil el muabbiru ifade edendir amma fi nefsi insanın zihninde olan şeyleri ifade eden e, onları e, sese döken ee, organ olduğu için özellikle dili zikrettim. Ve kezalikel emru aynı durum geçerlidir. Bin nisbet ile liyedi, Elde de geçerlidir. Yani özellikle mesela eli zikretti niye? Liyenne ef'ali. Çünkü çoğu fiiller tekunu biliyedi. El ile olur. O yüzden hadis-i şerifte özellikle elden bahsettiğim. Ve ca'a fi Bazı rivayetlerde ziyadeli gelmiş. Yani bu hadisin aynı lafzı fakat ziyadesiyle birlikte. Zaten bir önceki dersimizde de bahsetmiştik. İbn Hibban bir de hakimin hakim hakimin hakim yaptığı rivayettir bu. O ziyade de şudur. Vel Müminu bak. hanım hani mümin ise şudur. Men eminehu'n nasu insanların kendisinden güvende olduğu ala dimahim kanları hakkında ve emvalim ve mallar hakkında. Kanlarından kastedilen canları ve malları hakkında insanların kendisine güvende olduğu kişi mümin. Kimse kamil mümin işte odur. Evet. Ma min el hadisi. Hadis-i şeriften istifade ettiğimiz konular, istifade eden e, durumlar. El evvelu birincisi fi hadisi bu hadisi şerifte şu vardır. Min enva'il bedi'i. Bedi' çeşitleri var burada. Bedi çeşitlerinden bir tanesi var. Min anwail bedi'i bedi çeşitlerinden şu var. Me yusemme bi cinasil iştikak. Burada bu hadis-i şerifte var. Cinas şu demekti. En tettefike kelimetani fil lafzi ve tehtelife fil ma'na. İki kelime lafızda birdir. Aynı lafızlar ama manaları farklıdır. O iştikak ise yani hani, e, türeme o türeme yönüyle lafızlar bir mana farklı olması. Mesela burada nasıl olmuş? Fakat e, fakat kadüştuka minel İslam'ı İslam'dan türemiştir lafzul Müslimi. Müslim lafzı bak İslam'dan türemiş. Ve minel imaniden lafzul mü'mini mümin lafzı imandan e, imandan türemiş. İşte e, buna cinas-ı kalk diyoruz ve hâze fi ilmil bedi' bedi' ilminde bu lehu mekânetun bunun bir e, böyle derecesi var böyle bir şeref kıymeti var rafiatun yüksek bir kıymeti var bunun yudrikuha ehlül edebi edebiyat ehli olan kimseler ancak bunu e, fark eder bunu bilir Efsane ikincisi ise hadisen anladığımız yani birinci hadisen anladığımız şey demek ki e, bu hadis-i şerifte cinas-ı var. E, belagat ilmindeki bedi ilmi e, bedi ilmi konularından bir tanesi de cinasül iştikak. Esani ikinci e, yararlandığımız konu hadisen elde ettiğimiz e, e, bilgi ve fihi bu hadiste şu vardır. Beyanu hakikati ma'nal İslam ve'l iman. İslam ve iman manalarının hakikatının izahı vardı bu hadiste. Ve enne efdalel ve müslümanların en faziletlisi de men edde hukukallahi Allah haklarını eda eden ve hukuk ibadeti ve kulların haklarını e, eda eden e, kişidir. Müslümanların en faziletlisi hem Allah haklarını e, hem de kul haklarını hepsini eda edendir. İşte bu hadisten de şunu anladık, şu, şu fayda elde ettik. Demek ki e, Allah hakkı üzerimizde ne varsa her türlü ibadeti hakkıyla yere gitmemiz gerekir bir de ne tür kul hakkı varsa hepsini eda etmemiz lazım gerekirse helallik gerekirse ödeşme yapılması lazım. Eştelesi üçüncüsü ve fihi bu hadiste şu vardır ettenbihu bil edne alel ala -e en ufak ile en üst seviyede olana tembih etmek yani onun hakkında onu hakkında bildiri yani onu bildirmek. Zaten fe ehsene edna işte kullara karşı yani zarar dokunmaması olan haklarına riayet etmesi buradan işte alaya e karşı uyar yapıyor. Yani Allah haklarına karşı riayet etmek. Bazen süfemen men ehsene kim güzelleştirirse muamelete ihvanihi kardeşleriyle olan muamelesini güzelleşen bir kişi fel evla bihi ona daha layıktır ki en yuhsine güzelleştirsin muamelatehu ma'a rabbihi. Rabbil olan muamelesini daha çok güzelleştirmesi gerekiyor. Buna karşı bir e, bildiri yapıyor bu hadis-i şerifte. Evet, böylelikle 12. hadise geldik. Bura kadar olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.